Herkese merhaba. Uzay ve bilim hakkında paylaşmış olduğum videolar serisinin bir yenisine daha hoş geldiniz. Bu videoda özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde uzaya çıkma sırasında meydana gelen roket kazalarının bir derlemesini izleyeceksiniz. Hadi ondan geriye saymaya başlayalım. 10. sırada 1957 yılındaki Atlas roketi bulunmaktadır. 1957 yılında kalkış sırasında patlayan bu Atlas roketi yaklaşık 350 tane üretilecek olan roket serisinin ilk üyelerindendi. Genellikle askeri görevleri biten roketlerin uzaya uygun envanter ile kaplanmaları sonucu üretilmişler ve yörüngeye uydu yerleştirme çalışmaları için deney olarak kullanılmışlardır. Motorları sırayla bozulduktan sonra uzaktan kumanda ile havaya uçurulmuştur. Shortly thereafter, another engine also lost power. It was therefore necessary for the range safety officer to destroy the missile by remote control. Debris from the missile fell on the test base and in the sea just offshore from the base. Nearly all critical components were recovered. These parts and data radioed to the ground during flight were studied to isolate the exact cause of the trouble. 9. sırada 1958 yılındaki Atlas roketi bulunmaktadır. Merkür adı verilen projenin ürünü olan bu roket, uzaya insan taşıma projesinde fırlatma kurtarma sisteminin denenmesi sırasında patlayan ilk Atlas roketidir. This booster was not a Mercury vehicle, but imagine the worst possible situation for the astronaut, that his capsule is now mounted on top of this Atlas. The escape rocket takes the capsule away from the booster. Sekizinci sırada ise 1959 yılında sadece 6 kilogramlık Pioneer yükünü uzaya çıkartmayı hedefleyen Juno 2 roketi ilk uçuş denemesi sırasında patlamıştır. Yedinci sırada bulunan Titan 1 roketi, Atlas roket çalışması ertelenince daha erkene alınmış bir projeydi. Projenin en önemli kısmı sıvı oksijeni yakıt olarak kullanmasıydı. Kısa sürede faydalı bir proje olmadığına karar verildi. One in five Titan rockets fail. Tough odds if you're a rocket man. 6. sıradaki roket Atlas Centaur'dur. Amerika'nın Atlas projesinin bir roketidir. Roket kalkış sırasında dış izolasyon malzemesi sökülmüş ve bu da aşırı ısınma sırasında basınç dalgasına sebep olmuştur. İşte bunun sonucu. İzleyelim. Boosted into space by an Atlas for a 15-minute flight, a flight scheduled to study the performance of the temperamental hydrogen fuel. The Centaur is designed to put a payload of more than a ton on the moon or 1,000 pounds in the vicinity of Mars or Venus. The first few seconds of the shoot go without incident. The Centaur climbs to 30,000 feet, then
malfunction. The immediate cause of the explosion is not known. But if it happened in the Atlas booster, it means a probable delay for the next U.S. orbital flight by astronaut Malcolm Carpenter. Long lens cameras capture pieces of the wrecked missile falling into the sea, falling like a wounded bird. However, in the race for space, scientists find progress in every failure. 5. sıradaki roket Atlas Centaur 5'tir. Amerika'nın Atlas projesinin bir roketidir. Roketin hazırlık valflerinden birisi kalkış sırasında yarım açık kalmış. Bu durum motora tam yakıtın gitmesine engel olduğu için işte bu patlamaya sebep olmuştur. This is not a common occurrence. In this case there are no human casualties. The catastrophe was not the result of individual carelessness, but it could have been. In a situation with human lives at stake, disaster is a potential. And lives are at stake, even your life, wherever toxic propellants are handled. Dördüncü sırada bulunan, 1996 yılında fırlatma sırasında patlayan bu roketin adı ise Ariane'dir. Ve patlama sebebi yazılım hatası olarak açıklanmıştır. Seconds into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. Üçüncü sırada 2013 yılında fırlatılan Proton M roketi bulunmaktadır. Rusların başarısız girişimlerinden biridir. Roket fırlatıldıktan 17 saniye sonra acil durum yakıt kesme sistemi devreye girmiş ve roketin dengesini bozarak havada kontrolün kaybedilmesine sebep olmuştur. Roket patladıktan sonra 600 ton zehirli yakıt 60 kilometre çapında alana yayılmıştır. İkinci sıradaki Antares 2014 yılında uzay istasyonuna kargo götürmek amacıyla fırlatılmış, ancak fırlatıldıktan çok kısa bir süre sonra infilak etmiştir. Birinci sırada ise Elon Musk'ın çılgın girişimi SpaceX'in roket fırlatma denemelerinden birinde Falcon 9 roketi kalktıktan 45 kilometre sonra havada patlamıştır. Musk bunun sebebinin sıvı oksijen tanklarının üst kısmındaki düzenekte sıvı helyum basıncını ayarlamada ve sistemin soğuk kalmasında kullanılan vanalardan birinin 5 ton basınca dayanacak şekilde tasarlanmasına rağmen sadece 1 ton basınçta patlamasıyla olduğunu bir demecinde belirtmiştir. SpaceX Falcon 9 rocket.
adding to the International Space Station access for future American rockets. And Falcon has cleared the tower. Vehicle's programming damage. Back chill has begun. T plus 2 minutes. Altitude 32 kilometers. Speed 1 kilometer per second. Downrange distance 13 kilometers. Steady coming back shows vehicle on course, on track. Bonus görseli olmadan ondan geriye saymanın ne anlamı var? Japonların roket denemesi olan Momo 2 roketi de kalkmasından saniyeler sonra ana motordaki itişi kaybetmiş ve daha yükselmeye fırsat bulamadan yere çakılmıştır. Hadi izleyelim. Bu şekilde videoları izlemek için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.